bahsettiklerim adına çok başlıyor. 266 milyon lira bedelle yürüttüğümüz projenin şu anda %40 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah bahar ayından önce buradaki işlerimizi tamamlamayı arzu ediyoruz. Burada iki önemli iş ortaya çıkacak. Birincisi Kanal Caddesi'nden gelip şehre doğru giden insanları trafik ışığından arındırmış olacağız. Ama bizim için en önemlisi toplu ulaşım, tramvay hattımızın adliyede kalan kısmının öncelikle şehir hastanesine kadar gelecek kısmıyla ilgili trafikten arındıracak bir sistem oluşturuyoruz. Şehir hastanesi girişinde yapmış olduğumuz yaya geçitle birlikte oradaki trafik ışığını kaldırarak Karaman Yolu istikametinde kesintisiz bir hale getireceğiz. Ama asıl önemli olan toplu ulaşımda bundan sonra açıklayacağımız projeler için bu köprülü kavşak bir başlangıç olacak. İlk etapta inşallah şehir hastanesine vatandaşlarımızı raylı sistemle ulaştırmış olacağız. Sonrasında inşallah yakında yapacağımız açıklamalarla raylı sistemimizi şehrimize yaymak için bir çaba içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, İlbank'a ve CAİKA'ya projemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki yapılan çalışmalar aslında Sedirler Caddesi'nde yapmış olduğumuz köprülü kavşağın devamı niteliğinde. Özellikle bu bölgeden çok yoğun bir şekilde talep. Yapmış olduğumuz trafik sayımlarında da burada yoğun bir trafik yoğunluğu, özellikle sabahleyin iş başlangıcı ve akşam iş çıkış saatlerinde trafik problemi ortaya çıkmıştı. Bunu çözmek için iki köprülü kavşağı arka arkaya inşa ediyoruz. İnşallah bundan sonra sıkışan alanlarda bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.